Dünyaca ünlü şarkıcılar, mankenler, oyuncular din tercihlerini pek çok ön planda tutmasalar da haklarında bu gerçek pek az bilinse de dünyaca ünlü bu isimler Müslüman. Bu videoda sonradan Müslüman olduklarını açıklayarak herkesi şok eden isimlere bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Mike Tyson. Mike Tyson boks tarihinde tüm zamanların en asi dövüşçüsü olarak tanınmaktadır. Mike Tyson 30 Haziran 1966 tarihinde New York'ta doğdu. Brooklyn'in arka sokaklarında suç oranının yüksek olduğu bölgelerde uzun yıllar yaşadı. 30 defadan fazla sokak çeteleriyle karakolluk olduğu ve başta silah taşımak olmak üzere çok çeşitli suçlara bulaştığı bilinmektedir. 1990 yılında Amerika Güzellik Kraliçesine tecavüz olayı Mike Tyson'ın skandallar zincirinin ilk ve en önemli halkasıydı. Bu suçlamadan 26 Mart 1992 tarihinde 3 yıl hapis ile cezalandırıldı. 26 Mart 1992 tarihinde 3 yıl hapisle cezalandırıldı. Girdiği hapishanede Müslüman oldu ve Malik Abdülaziz ismini aldı. Mike Tyson boks kariyeri boyunca toplam 58 maç yapmış, bunlardan 44'ü nakavt olmak üzere 50 kez kazanmış, 6 kez yenilmiş ve 2 maçta sonuçsuz kalmıştır. Cat Stevens. 21 Temmuz 1948 yılında İngiltere'de Kıbrıslı Rum bir babanın ve İsveçli bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. 8 yaşındayken annesi babası boşandı. Annesiyle İsveç'e döndü. 16 yaşındayken okulu bıraktı. Daha sonra sanat okuluna girdi ama oradan da ayrıldı. 70'li yıllarda yeni albümler yayınlamaya devam etti. 1976 yılında bir kaza sonrası boğulmak üzere olan ve Tanrı'ya yakaran Cat Stevens, yıllar sonra Watch 1 kanalında o anda şunları aklından geçirdiğini söyler. Tanrım, eğer beni kurtarırsan senin için çalışacağım. Bu ölüme yakın deneyim onun ruh halini değiştirdi. Kardeşi David Kudüs'te bir camide görüp içini rahatlattığını düşündüğü için aldığı Kur'an-ı Kerim'i Cat Stevens'a hediye etti ve böylece İslamiyet'e geçişi başlamış oldu. 1977 yılında Müslüman olarak Yusuf İslam olarak ismini değiştirdi. Frank Ribery. Frank Ribery futbol yaşantısına ilk olarak doğduğu kentin takımı olan Saint-Etienne'de başladı. 7 sene boyunca minik ve genç takımlarda kendini geliştirdikten sonra 1996 yılında ülkenin güçlü ekiplerinden Lille transfer oldu. Daha sonra Galatasaray dahil olmak üzere pek çok takımda top koşturdu. 2002 yılında Cezayir asıllı Vaiba ile evlendi. O zamanları daha Müslüman olmadı. 2006 ve 2008'de birer kızı ve 2011'de Libya krizinin ortasında da bir oğlu oldu. Oğlunun ismini Saif el-İslam koyarak büyük tepki topladı. Ribery'nin İslam'a sarılması ilk kızının doğumunda 2006'da oldu. Yani aslında Ribery'nin Müslümanlığı evlilik dolayısıyla olmadı. Öyle olsa evliliğinde Müslüman olurdu. 4 yıl sonra Müslüman olan Ribery biraz araştırarak, hazmederek, öğrenerek Müslüman oldu. Malcolm X. Malcolm X, 20. yüzyılın en etkin isimlerinden birisiydi. 1925'te dünyaya gelen Malcolm X, 1965 yılında New York'ta konuşma yaptığı sırada bir suikast sonucu öldürüldü. Malcolm Little'ın hayatında zorluklar küçük yaştan itibaren başladı. Daha 4 yaşındayken dehşete şahit oldu. Evleri ateşe verildi. Babası bu olayı gerçekleştirenlerin ırkçı çeteler olduğunu söylemişti. Malcolm üstünden henüz 2 yıl geçmişken 6 yaşında babasını kaybetti. 12 yaşına gelen Malcolm Little çok daha büyük travmalara şahit oldu. Annesi akıl hastanesine yerleştirildi. Malcolm ve 6 kardeşi de farklı farklı ailelerin yanına verildi. Malcolm zeki ve oldukça başarılı bir öğrenciydi. Hayali avukat olmaktı. Beyazların zorlamasından dolayı her türlü kirli işe bulaştı. Bir gün hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. 8 yıl hüküm giydi. 7 Ağustos 1952'de hapisten çıktı. Çıkar çıkmaz Eliyahın örgütü Nation of Islam'a katıldı. Malcolm'un katıldığı Nation of Islam'a göre beyazlar şeytandı. Onlardan kurtulmak gerekiyordu. Daha sonra İslam'ı iyice araştırdı ve katıldığı bu örgütün yanlış olduğunu savundu. Bu sefer yeni düşmanlar kazanmıştı. Böylelikle bir suikaste kurban gitti. Kerim Abdülcabbar. Kerim Abdülcabbar, gerçek adı Ferdinand Lewis Alcindor olan 16 Nisan 1947'de New York, Amerika'da doğmuş 2.18 boyunda eski profesyonel basketbol oyuncusudur. Müslüman olmadan önce Lewis Alcindor olarak bilinen basketbolcu, 1971'de İslamiyet'i seçtikten sonra Kerim Abdülcabbar ismini almıştır. Tüm zamanların en iyi oyuncularından kabul edilen Abdülcabbar, USLA'de 1965-69 yıllarında basketbol literatüründe 5 numara ile tabir edilen merkez pozisyonda oynadı. Kariyeri boyunca 38.387 sayı kaydetti.
ki bu rakam NBA'de bir oyuncunun kariyeri boyunca ulaşabildiği en yüksek rakamdır. 6 defa en değerli oyuncu olma başarısını göstermiş. NBA'de 20 sezon geçirip 1989'da profesyonel basketboldan ayrıldıktan sonra basketbol antrenörlüğü, yazarlık ve oyunculuk yapmıştır. Böyle bir basketbolcunun Müslüman olması herkesi şok etmişti. Tepkilerin hedefinde olsa da o kendi yolundan vazgeçmedi. Jermaine Jackson. Michael Jackson'ın kardeşi Jermaine Jackson 11 Aralık 1954 yılında Hindistan'da dünyaya geldi. Yahova şahitleri cemaatine mensup olan ailesinin yanında yetişti. Kardeşleriyle birlikte bir müzik grubunda yer aldı. 1989 yılında Orta Doğu'ya yaptığı geziden sonra ihtida ederek Müslüman oldu. 1989 yılında İslam dinini seçerek ismini Muhammed Abdülaziz olarak değiştirmiştir. Evli ve 4 çocuk sahibidir. 70'li yıllarda Michael Jackson'la birlikte Jackson 5 grubunun üyesi olarak sahneye çıkan, sonraları Michael Jackson'ın danışmanlığını yapmaya başlayan Jermaine Jackson, ölen kardeşinin kalben Müslüman olduğunu belirtiyor. Nicolas Anelka. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka, namı diğer Bilal Abdüselam, Ramazan aylarında oruç tuttuğunu, oruçlu olarak maçlara çıktığını söyleyerek gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin eski Fransız yıldızı Nicolas Anelka, 2004 yılının Mayıs ayının son haftası Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatil yaparken Müslüman oldu. O tarihte İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City forması giyen Anelka, Dubai'de El Vassal Camii'nde bir müftü ve iki imamın huzurunda kelime-i şehadet getirerek İslam'ı seçti. Anelka daha sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu ve Arap Yarımadası'ndaki camileri gezerek ibadet etti. İsmini de Bilal Abdüselam olarak değiştiren Fransız futbolcunun Arap Yarımadası'ndaki son durağı Mekke'ydi. Anelka Mekke ve Medine'yi de ziyaret edip umre görevini yerine getirdi. Muhammed Ali. 1942 yılında doğan Muhammed Ali, eski adıyla Cass Clay'in nasıl bir gençlik yaşadığını anlatmak gerekirse, o dönemde Amerika'da siyahlar ikinci sınıf vatandaş olarak yaşıyordu. Martin Luther King ve Muhammed Ali bu eşitsizliğe karşı mücadele vermiş önemli isimlerdir. Cassius Clay, 1964 yılında 22 yaşındayken Liston'u yenip dünya şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu olduğu ülkesi Amerika'yı gururlandırdığı için çok büyük özgüven depoladı. Amerika'ya döndüğünde artık kendisine siyah gözüyle aşağılayıcı bir şekilde bakılmayacağını, saygı beyazların kendisine saygı duyacağını düşündü. 60'lı yıllarda siyahlara restoranlarda servis yapılmamaktaydı. İşte bugünden sonra Cassius Clay kendini sorgulamaya başladı ve kendi köklerini araştırmaya koyuldu. Afrikalı kökenli olduğunu ve dedelerinin İslam dinine inandığını fark etti. İslam dinini araştırdı ve siyah beyaz ayrımına karşı çıktı. Hak ve eşitliği savunduğu için İslam'ı seçti ve Muhammed Ali ismini kullanmaya karar verdi. Ancak bu kararından sonra Muhammed Ali'nin üzerinde çok baskı kurulmaya başlanıldı. Daha sonra 1967 yılında Amerika-Vietnam Savaşı çıkınca Muhammed Ali savaşa katılmayı, "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım" diyerek savaşa katılmayı reddetti. Bu yüzden hapis ve para cezasına çarptırıldı. Profesyonel lisansı Amerikan hükümetince iptal edildi. Tam 3 yıl ringlerden uzak kaldı. Parasız kaldı. Ancak 3 yılı aşkın bir süre sonra temyiz ederek davayı kazandı ve tekrar ringlere döndü. Sinéad O'Connor. Adını İngiltere'ye karşı girdiği bağımsızlık savaşımıyla tanınan İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinden olan O'Connor, anne ve babasının boşanmasından sonra annesinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 1979 yılından sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı. Eğitimini tamamlayamayan sanatçı en son öğretim gördüğü okulda sanata eğilim gösterdi. Barbra Streisand'ın Evergreen adlı şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Ertesi yıl bir müzik dergisi aracılığıyla tanıştığı Colin Farrell'in yönlendirmesiyle Tantan McCut adını verdiği kendi müzik topluluğunu oluşturdu. Küçük bar ve gece kulüplerinde sahneye çıkan Tantan McCut tam adını duyurmaya başladığı 1985 yılı oldu. 1992 yılında Papa II. John Paul'un Katolik Kilisesi'ndeki cinsel tacize sessiz kalmasını protesto için Papa'nın bir fotoğrafını televizyon kameralarının önünde yırtmasıyla dindar kamuoyunun tepkisini çekti. Ünlü rock yıldızı Sinéad O'Connor Müslüman olduğunu sosyal medya hesaplarından açıkladı. Herkesi şaşkına çeviren kararıyla gündeme gelen Sinéad O'Connor, İslam dinini seçip ismini de değiştirdi. Yeni ismi Şude de David olan yıldız dünya basında geniş yer aldı. Çeşitli araştırmalar yapıp doğru yolu buldum açıklamasını yaptı. Sinéad O'Connor, sosyal medya hesabından başörtülü fotoğrafını yayınladı.